Merhabalar gençlerim. Bugün size 2004 ÖSS sınavına çıkan çok zor bir soruyu çözeceğim. Yine bu soru da sınavın ses getiren sorularından biriydi. Sınavdan sonra çok konuşuldu. Çok öğrenci sınavda bir şıkkı atladı. Çeldirisi çok güçlüydü. Bu sorunun bir normal çözümünü yapacağım. Bir de alternatif bir yol vereceğim size. Şimdi soruyu okuyalım. 400 metrelik bir yarışta 3 atlet aynı anda yarışa başlayıp tüm yarış boyunca sabit hızlarla koşmuşlardır. Birinci olan atlet yarışı ikincinin 20 metre önünde, üçüncünün 58 metre önünde yarışı bitirmiştir. Buna göre ikinci olan atlet yarışı, üçüncünün kaç metre önünde yarışı bitirir? Eminim çoğunuz bu soruyu hem denemelerinizde hem de soru kitaplarınızda görmüşsünüzdür. Bu soru ilk defa 2004 ÖSS sınavında sorulmuştu. Ondan sonra da zaten tüm deneme ve kitaplara yayıldı. Şimdi öncelikle bir yarış pisti çizmekle başlıyorum. Hareket problemlerini ne düşünüyordum? Hiçbir şey. Sadece verilenleri yerleştirip, bilinenleri yerleştirip, bilinmeyenlere harf verip, yol eşittir hız çarpı zaman denklemlerini oluşturuyorum. Burası başlangıç olsun. Burası da bitiş olsun. Tamam, şimdi ne olmuş? Birinci atlet yarışı bitirdiğinde ikincinin 20 metre önündeymiş. Üçüncünün de 58 metre önündeymiş. Yani ikinci ile üçüncü arasında 38 metre fark varmış. Pistin 400 metre uzunluğunda olduğunu biliyorum. O zaman 400'den 58 çıkarırsam demek ki burası 342 metreymiş. Tamam. Şimdi neler biliyorum? Yolları biliyorum, yazdım. Hızları bilmiyorum. V2'nin hızını bilmiyorum. V3'ün hızını bilmiyorum. Geçen süreyi bilmiyorum. T olsun. Aynı T V2 için de geçmiştir. Aynı anda harekete başlıyorlar çünkü. Şimdi şunu soruyorum. Kim nereden nereye hareket etmiş? Bakın, ikinci hareketli buradan buraya gelmiş. Yolu 380, hızı V2 çarpı zaman T. Üçüncü hareketli de buradan buraya gelmiş. 342, yolu, hızı V3, zamanı T. Tamam, bunlar kalsın bir. İki tane denklem oluşturdum. Şimdi bundan sonra sorulana bir odaklanalım. İkinci atlet, üçüncü atletin kaç metre önünde yarışı bitirir diye soruyor. Öncelikle sadece şu kısmı buraya bir daha çiziyorum daha iyi görün diye. Tamam, şimdi V2'nin yarışı bitirmesi için 20 metre yol alması lazım. Aslında soru şunu soruyor. V2 20 metre yol alırken V3 kaç metre yol alır onu soruyor. Buna da X diyorum. Yine başlıyorum denklemlerimi yazmaya. Bu arada zamanları da bilmiyorum. T2 olsun ikisinde. Tamam. İkinci harekette yarışı bitirecek. Yani yolu 20. Hızı V2. Zamanı T2. Tamam. Üçüncü hareketin ne kadar yol aldığını bilmiyorum. Hızı V3, zaman da T2. Buradan da iki denklem geldi. Şimdi bunları ortak düşünüyorum. Artık düşünme faslı bundan sonra başlıyor. Bunları ben nasıl çözerim? Ve ne isteniyor benden? Biliyorsunuz X isteniyor. O yüzden bunları ne yapalım? Birbirlerine bölelim. Hem T2'lerden ve T'den kurtulmuş oluruz. O halde 380 bölü 342 eşittir V2 bölü V3 oldu. Buradan da 20 bölü X eşittir V2 bölü V3 oldu. O zaman bunları birbirine eşitleyelim. 380 bölü 342 eşittir 20 bölü x oldu. Burada bir sıfır attım. 38x eşittir 684 oldu. Buradan da x'i 18 buldum. Tamam. Şimdi demek ki ikinci atlet 20 metre yol alırken üçüncü atlet de 18 metre yol aldı. Üçüncü atlet buraya geldiyse, buranın hepsi 58 ise ve burası da 18 metre ise demek ki ikinci atlet üçüncü atletin şuradaki kadar, yani 58 eksi 18 40 metre kadar önünde bitirir. Evet, gördüğünüz gibi yine hiç düşünmeden bildiklerimi yazıp bilmediklerine birer harf verip yol eşittir hız çarpı zaman denklemlerini oluşturup bu denklemleri nasıl çözeceğimi düşündüm. Soru otomatik çözülüyor zaten. Ama tabii ki işlem yeteneğinizin bayağı iyi olması lazım. O kadar da kolay değil bu iş. Şimdi gelelim alternatif yola. Alternatif yolu da bu tarafı yapacağım. Şimdi birinci atlet, ikinci atletin 20 metre önünde, üçüncü atletin 58 metre önünde yarışı bitirmiş. Demek ki 38 metre ikinci atlet, üçüncü atlete fark atmış. Peki bunu kaç metre yol aldığında yapmış? Dikkat edin, birinci de buradaydı, 20 idi. Buradan buraya da 380 metre vardır. Demek ki toplam 380 metre ikinci atlet yol aldığında aradaki farkı 38 yapmış. Yarışı bitirmesi için de 400 metre gerekiyor. O zaman 400 metre ikinci atlet yol aldığında aradaki farkı ne yapar diye orantı kurarak da çözebilirsiniz. Buradan da x
%40 çıkıyor. Ama tabii bunu düşünmesi sınav anında gerçekten çok zor. Sonuçta ikinci atletin aldığı yol, üçüncü atlete attığı farkla doğru orantılıdır. Ne kadar çok yol alınırsa aradaki fark o kadar artacaktır. Buradan da doğru orantıdan şak diye çözebilirsiniz. Evet, umarım da bu iki çözüm sizin için faydalı olmuştur. Güzel kazanımlar almışsınızdır. Aklınıza güzel pencereler açmıştır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi dersler, iyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.